Sahte sağlık raporu aldı, tatile çıkınca yakayı ele verdi. İddianın adresi Konya. Sağlık çalışanlarının karıştığı olay yargıya taşındı. Savcı ise 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Ben 4 gün rapor aldım diye söyledi. Almaması gerekiyor. O yüzden fizyoterapist haksız yani. Yıllık izni kullanabilir. Ben hepsinden şikayetçiyim. Hastayım diye rapor alıp tatile gitti. Hakkında dolandırıcılıktan 15 yıla kadar hapis istendi. Her şeyin bir bedeli var. Bence beyefendi onu ödeyecek. Doğru bir karar olmuş. Neden hastalığını bahane ederek rapor alıyor ki? Duyanları şaşırtan olay Konya'da yaşandı. Bir rehabilitasyon merkezinde çalışan fizyoterapist o gün işe gitmedi ve patronunu aradı. Hastayım, hastanedeyim, bana şu anda serum veriyorlar dedi. Ben de hemen geliyorum dedim. Abi gelmene gerek yok. Burada bakılıyor dedi. Ben de senin yanında olmak için, ziyaret olmak için geleceğim dedim. Türlü türlü bahane üreterek ben biraz sonra eve geçeceğim dedi. Fizyoterapist sonraki görüşmelerde de hala hastanede olduğunu, tedavisinin devam ettiğini ve 4 günlük kendisine rapor verildiğini iddia etti. Patron durumdan şüphelendi ve ertesi gün soluğu hastanede aldı. Kamera kayıtlarına baktık. Hasta oraya hiç gelemedi ve sosyal medyasında da aynı rapor aldığı tarihte yarım saat sonra da tatile gittiğinden ve plajda pozları vardı. Kandırıldığını anlayan Mehmet Evrim mahkemeye suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde fizyoterapistin o gün Konya'da değil Mersin'de olduğu telefonunun baz istasyonuna verdiği sinyallerden tespit edildi. Fizyoterapiste rapor veren doktorsa o gün hastanede bile değildi. Ama iddiaya göre onun bilgisi dahilinde hemşire rapora kaşe basmıştı. Savcı fizyoterapist hakkında dolandırıcılıktan 15 yıl, doktor ve hemşire içinse görevi kötüye kullanmayla sahtecilik 11'er yıl hapis cezası istedi. Ya sağ raporunu alamayan kimse var mı? Bir tanıdığın olursanız alabiliyorsun yani. Bu raporu alıp da raporu devletten SSK'dan parasını alıp da devleti de zarara uğratmasın.